Aşağı yukarı aslında hepinizin e, tahmin ediyorum ki bildiği belli bir şema var yani Türkiye'de milliyetçilik hakkında e, herkesin bir kanısı var belli algıları var. E, biz özetle şöyle bir şey yapabiliriz yani e, şematik yapabiliriz ayırabiliriz e, Türkiye'deki milliyetçi düşünceyi belki dört şeyde e, dört nehir olarak düşünürsek işte bunlardan bir tanesi. Seküler yani kemalist milliyetçilik diyebileceğimiz milliyetçilik. Diğeri biraz daha Türkçü milliyetçilik diyebileceğimiz çizgi. Üçüncü çizgi daha seküler pardon muhafazakar milliyetçilik diyebileceğimiz milliyetçilik. Dördüncüsü de biraz daha liberal milliyetçilik diyebileceğimiz milliyetçilik. Çok kaba bir tasnifle bu dörde ayırabiliriz. Hatta buna beşinciyi de ekleyip sol milliyetçiliği de ek, şey yapabiliriz yani. ...sayabiliriz. Ee, tabii 1923'ten... ...1945'e kadar... E, ...bizim gördüğümüz, göreceğimiz... ...aslında bunlardan bir tanesi. Bu da Kemalist Milliyetçilik. Yani Atatürk'ün 1923 senesinde... ...kurduktan sonra... ...38'e kadar getirdiği, 38'den sonra da... İnönü'nün 45'e kadar devam ettirdiği... ...o çizgi bugün hala... ...etkisini koruyan bir Kemalist Milliyetçilik. Nedir bunun temel... E, ...noktaları? Temel noktalar... ...diyebilecek olursak şunlardır. Yani etnisiteye önem veren belli bir tarih algısının işlendi yani bu tarih algısı da şeye kadar gider Orta Asya'ya kadar gider Anadolu'nun Türk kökenini araştıran ondan sonra batıcı kesinlikle batıcı bir milliyetçilik ve dini de bu kapsamda kültürel bir öğe olarak değerlendiren bir milliyetçilik algısı. Azınlıklara karşı da daha nasıl diyelim ee, asimil, asimilasyon taraftarı veya onları içinde e, eritme taraftar bir yapı, Atatürk Kemalist milliyetçilik ee, ana hatlarıyla böyle. Bu e, 1945'e kadar dominant yani tek belki de a, yapı. Ama alternatif olarak neler çıkıyor? İşte ilk gördüğümüz alternatif Türkçü milliyetçilik. Türkçü milliyetçilik deyince de aklımıza kimin gelmesi lazım? Nihal Atsız'ın gelmesi lazım. Aynen. Nihal Atsız burada bir belki muhalefet getiriyor. Tabii çok sesli bir muhalefet değil. Çıkardığı birkaç dergi var. E Nihal Atsız'ın çevresinde oluşmaya başlayan bu yapı Atatürk milliyetçiliğine belli noktalarda eleştirel bakıyor. O eleştirel baktığı noktaların birincisi ve aslında en temeli bu Batı noktası. Yani acaba Türk milliyetçiliği Batı ile nasıl bir ilişki kurmalı? Eee Türkçüler batılılaşma konusunda daha e, nasıl diyelim? Sert ve e, şeyden uzaklar. O batılı değerleri benimsemekten belli noktalarda kaçınıyorlar. E, özellikle mesela burada bizim bilmemiz gereken e, kültür politikalarında ki tartışmalar yani 1940'larda işte o meşhur e, Selahattin Ali ile e, şeyin davası var. Niyalazs'ın o davanın patlama noktası Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki müfredatların belirlenmesi tartışması. Yani acaba hangi kitaplar okutulmalı? Nehalazs ve Türkçüler diyorlar ki siz çok fazla şey okutuyorsunuz. Yani Batı tercümesi okutuyorsunuz. Bir Türk milliyetçisi bu kadar Batı eseri okumamalı diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Bu önemli bir nokta. Türkçelerin itiraz etti. Bir diğer noktada Tarih, yani yine Türkçüler mesela Osmanlı tarihini çok önemsiyorlar. Osmanlı tarihi mühim. Osmanlı padişahları mühim ama mühim. Kemalist milliyetçilikte bildiğiniz gibi Osmanlı tarihi biraz daha arka planda kalan bir şey. Öne çıkarılmayan bir şey. Nihalatsız'ın mesela Osmanlı padişahlarını öven bir kitabı var. Osmanlı padişahlarını ululayan, işte Sultan Abdülhamit'e yazdığı metiyeler var. Onu da eleştirel yazıyor. Atatürk milliyetçiliğine eleştirel yazıyor. Bir diğer konuda yine belki bildiğiniz gibi bu Turancılık konusu. Yani Atatürk milliyetçiliği, onu temin söylemeyi unuttum. Dış politikada sınırlar çerçevesinde bir vizyon çizmiş. Ama Türkçüler asla bununla yetinmiyorlar. Yani Türkçülere göre Türkiye'nin şeyi algısı Orta Asya'ya kadar uzanmalı. Hatta işte Gümülcine Batı Trakya'daki Orta Doğu'daki bilimum Türk azınlıklar da içine almalı. Dış politikada da bir eleştiri gelmeye başlıyor. Yani biz niye bu kadar hapsediyoruz kendimizi? Yani niye Orta Asya'daki Türklerle ilgilenmiyoruz? Gibisinde. En nihayetinde 1944 senesinde bu olay bile siyasi boyut kazanıyor. Bu boyutta işte Türkçülük-Turancılık davası denilen halen 3 Mayıs'ta Milliyetçileri, MHP'nin de dahildir buna, Türkçülük günü olarak kula, e, kutladığı gün. 3 Mayıs'ta e, İnönü, e, yaklaşık yüz'e yakın yanılmıyorsam, e, Türkçü Tuğrancı'yı tevkif ediyor. Bir gösteri oluyor işte Nihal Aslı'nın davası neticesinde. Bu Türkçü ve Tuğrancı ekip derdest ediliyor, hapishaneye konuluyor, gözaltına tutuluyor. Hatta kısmen işkence gördükleri de iddia ediliyor. E, ee, bunların içinde Alparslan Türkeş de var tutuklananların içinde. 1944 senesinde e, Zeki Velidi Togan var bilinen bir isim. E, Osman Yüksel Serden geçti var yine bilinen bir isim. E, 44 olaylarında tutuklanan. Nihal Asız var. E, ve bu çevre siyasi olarak e, bir tasfiyeye uğruyor. Biraz da şaşırıyorlar tabii tasfiyeye uğramaların uğramaları onları sürpriz çünkü Türkiye'de 40'lı yıllarda e, milliyetçi bir şey var. İşte Almanya'nın jeopolitik e, olarak kazandığı konumdan dolayı bu tasviye Türkçeleri çok yaralıyor ve öfkelendiriyor. Yani CHP'ye karşı bu milliyetçi camianın diyelim öfkesinin aslında şeyi başlangıcı 3 Mayıs 44. 44'ten beri gelen bir şey. Özellikle de İsmet İnönü. Yani İsmet İnönü halen bu çevrelerde hiç sevilen bir isim değil. Ebede bu 44'te yaptığı e, hadise. 44'ten 1950'li 55'li yıllara kadar diyebiliriz ki e, Türkçü milliyetçilik tekrar bir e, şeye giriyor yani. E, bekleme safhasına giriyor diyelim. E, dernekleri zaten yok. Herhangi bir yapılanmaları yok. Herhangi bir dergileri doğru düzgün işlemiyor. Demokrat Parti ile beraber tekrar bir şey görebiliyoruz. Kıpırdanma. 1951 senesi Milliyetçiler Derneği'nin kurulması var. 51 ve 52 Milliyetçiler Derneği'nin kurulup Türkiye'de çok ciddi bir şeye ulaşması var. E, tabana ulaşması. Bu derneğinde aslında önde gelenlerinden biri isim Nurettin Topçu. Nurettin Topçu ismi biraz farklı bir isim. Niye farklı bir isim? Nurettin Topçu çünkü tam bir Türkçü değil aslında. Nurettin Topçu biraz daha muhafazakar değerleri öne çıkaran bir milliyetçi. İşte e, Türk milliyetçiliğinin içindeki kültürel öğelere özellikle de e, bunun içine tasavvuf ekleyebiliriz, dini değerler, e, temalar ekleyebiliriz. Bunları öne çıkaran bir isim. Nurettin Topçun'un orada var olması, yine birkaç ismin var olması bize şunu gösteriyor ki 50'den itibaren artık sadece Türkçüler yok. Bir de bu muhafazakar milliyetçi diyeceğimiz e, milliyetçilik içinde İslam'ı arayan e, kimseler de e, ortaya çıkmaya başlamış ki... Yine burada önemli bir isim e, tespit etmemiz gerekirse Necip Fazıl Kısa Kürek. Çünkü Necip Fazıl da her ne kadar bizim yani birçoğumuzun genel algı e, daha İslami bir çizgide tanımlandırılsa da o yıllarda aslında bütün bunları belki de bir şeyde değerlendirebiliyoruz. Ve Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu Dergisi'nde de e, bir dolu e, milliyetçi Türkçe yazarın yazıları var. Nitekim 51-52 senesinde Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması mevzusunda kritik bir hadise. Ahmet Emin Yalman'ın e, suikasti, suikasti yapan Hüseyin Üzmez, e, bugün de bildiğiniz Hüseyin Üzmez, onun da azmettiricilerden biri de Necip Fazıl olarak değerlendirilip hepsi tevkifata oluyorlar, içeri almıyorlar. Şimdi Demokrat Parti 52-53'ten sonra bunun e, şeyini kapatıyor, önünü kapatıyor. Çünkü bakıyor ki çok güçleniyor. Oradan bizim alabileceğimiz bir sinyal şu. Demokrat Parti de aslında Kemalist milliyetçiliğin o şeylerine sahip. Yani reflekslerine sahip. Fazlaca bir İslami veya Türkçü şey istemiyor. Sesin ortaya çıkmasını istemiyor. Menderes'ten ziyade Bayar diyelim. Bayar burada daha etkili. 52'de bu şeyi yayınca de Milliyetçiler Derneği bir daha artık açılamıyor diyelim. Ya da açılsa da çok büyük boyutta bir faaliyet gösteremiyor Türkiye'de. 52, 53, 60 arası boş boşluk yani herhangi bir ciddi sosyal yapı yok. Türk Ocaklarının açılması var ama fazla aktif değil. Remzi Arık'ın kurduğu Köylü Millet Partisi var çok aktif değil. Bunlar yani nasıl diyelim böyle işte salonlara hitap eden genelde eğitimli üniversite öğrencilerine yazıp çizen konuşan şeyler yani bir toplumsal tabana yayılmamış. Öyle bir durumdan bahsedemeyiz milliyetçilik dendiği zaman. Bir toplumsal tabanı yok. Politik olarak da yok zaten. Bir Demokrat Parti, bir CHP var. 60 sonrası işte bizim kritik dönem dediğimiz dönem oluyor aslında. E, muhtelif sebepleri var. Yani bunun siyasi arka planı yine belki e, biliyorsunuz 61'de darbe sonrası kurulan anayasa, yazılan anayasanın verdiği geniş haklar birinci sebep dernekler ve partileşme kolaylaşıyor. Dernek sayısı artıyor, parti sayısı artıyor. Ama bunun ötesinde bir de şu var ki yani Cumhuriyet'in ilk nesli diyebileceğimiz işte köyünden çıkmış, üniversiteye gelmeye başarmış insanların İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e veya diğer büyük şehirlere gelip boy göstermeye başlaması. Ya yani bu da önemli bir şey. Yani Türk siyasi hatta evet Türk siyasi hareketlerini anlamak açısından bence 60'larda Sonra bu şey tespit etmek önemli yani bu köyden kente geç, göçüş o e, eğitim hakkına kavuşamamış kitlelerin yavaş yavaş bu hakka sahip olması özellikle de muhafazakar e, arka plandan gelen e, insanların bu hakka sahip olması e, siyasi söylemde de tabi beklentileri ve ortaya çıkan şeyi değiştirmeye başlamış. E, 60'tan sonra kritik e, mevzu 65 seçimleri yani 65'e kadar aslında ordunun bayağı bir ağırlığı var. İşte biliyorsunuz Türkeş'in darbedeki rolü falan var ama aslında Türkeş böyle milliyetçi kimliğiyle öne çıkmış bir isim değil toplum bazında. Türkeş darbeci işte bildiri okumuş efendime söyleyeyim sonra 13 Kasım'da e, tasfiyeye uğramış bir e, albay. Türkeş'in böyle milliyetçi refleksleri olduğu dar çevreler tarafından biliniyor. Belli grup arkadaşları var. E, filan 65'te Türkeş Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girip parti yönetimini ele geçirdiği vakit biraz işte işlerin rengi değişmeye başlıyor. Çünkü e, siyasallaşıyor milliyetçilik. Yani e, milliyetçiliğin siyasallaşması burada önemli, mühim ki aslında Türkeş'in e, partiye girip milliyetçiliği siyasallaştırmasına Necip e, şey atsız karşı çıkmış. Yani demiş ki milliyetçiliği sen bu kadar e, kitlelere dökme. Yani çünkü milliyetçilik teoride biz yapıyoruz bu işi. Bu iş politize politize olursa bu işin e, e, şeyi kaybolur. Ne de ruhu kaybolur. Yani bir nevi biz burada özü kaybederiz. Ama tabii Türkiye'nin siyasi şeyleri de var, hedefleri de var ve giriyor. E, 65'te giriyor. 67'ye kadar bir parti içinde bir şey var. Ne derdüm mücadele diyebiliriz. 67-68 sonrası ise tamamen kontrolün ele alınması var. Bir diğer kritik nokta şu. Şimdi Alparslan Türkeş asker. Partiye beraber onunla giren arkadaşları var. 10 tane Milli Birlik Komitesi üyesi. Bunlar da asker. Bunların milliyetçilik algısı Türkçülük ile Kemalist milliyetçilik arasında gidip gelen bir şey. Eğer fırsatınız olursa 1960 senesinde darbeden sonra Türkeş'in Cumhuriyet gazetesine verdiği bir mülakat var o mülakattaki ifadelerini okuyun. Orada diyor ki mesela biz diyor ezanı Türkçe okutmayı düşünebilir. Demokrat Parti'nin en büyük kabahatlerinden biri ezanın tekrar Arapça okutulmasıydı diyor. İşte, sokaklarda çarşaflı kadın sayısı çok artmıştı diyor. Bunlar tipik Kemalist milliyetçi refleksler. Ama Türkiye siyasete girdikten sonra 67 ile beraber özellikle farklı bir yere doğru gitmeye başlıyor. Yani orada İslam'ı görüyoruz. Osmanlı tarihini görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Antikomünizmi görmeye başlıyoruz özellikle. Türkeş çizgiyi yavaş yavaş kaydırmaya başlıyor. Bu muhafazakar milliyetçiliğe doğru. Tabi bu esnada aslında en büyük güç aldığı şey de işte o yine üniversitelere gitmeye başlayan hatta yavaş yavaş mezun olan gençler. Çünkü bakıyor ki burada bir şey var cevher var yani. Ve bu gençleri nasıl tutturabilir? Nasıl motive edebilir? Biraz Osmanlı tarihine vurgu yaparak motive edebilir. Biraz İslam'a vurgu yaparak motive edebilir. Nitekim 67 senesinden itibaren bütün parti teşkilatı Söğüt'teki Ertuğrul Gazi kutlamalarına gönderiliyor. Malazgirt'teki kutlamalara gönderiliyor. MHP o günden beri bu kutlamalara katılıyor. Bu çünkü ciddi bir şey. Ne derler onu? Mobilizasyon sağlıyor gençler arasında. Mesela Türkiyeş e, İslam'dan bahsetmeye başlıyor, Kur'an-ı Kerim'den bahsetmeye başlıyor, Kongrelerde filan. Tabi bundan bahsederken partiye beraber girdiği askerler ve kısmen de Türkçü çevreler birazcık irito olmaya başlıyorlar. Çünkü onların kafasındaki milliyetçilik algısında bunlara fazla yer yok bu bir çatışmaya doğru il ilerliyor 69 senesindeki. 69 senesi işte bugünkü MHP'nin kuruluşu aslında. Bugünkü MHP 69'da ismini alıyor. 69 kongresi MHP tarihinin kavgalı kongresi olarak biliniyor. O kongrede iki grup var. Adana'da yapılan bu kongrede iki grup var. Birinci grup daha Türkçü milliyetçi, Kemalist milliyetçi. Diğer grup Muhafazakar milliyetçi. Muhafazakar milliyetçilerin başını işte yükselserden geçti çekiyor. Osman Turan var. Biliyorsunuzdur profesör Selçuklu tarihçisi kitapları var. Osman Turan Serden geçti. Dündar Taşer çok önemli bir isim. Bunu muhakkak not etmemiz lazım. Her ne kadar asker olsa o da muhafazakar milliyetçi bir ideolog. Bu kesim bir tarafta, diğer tarafta Türkeş'in ee, i̇şte beraber girdiğim Muzaffer Özdağ var. Ümit Özdağ'ın babası. Bugün e, MHP'de önemli bir isim. Ee, onunla beraber birkaç arkadaşı ve Nihal, Nihal Aslıç çevresi. Bunlar daha Türkçü duruşta ve kavganın koptuğu nokta şu. Yani bu partinin e, amlemi ne olacak? Yani bozkurt mu olacak, üç iler mi olacak? İsmi ne olsun? İsmi de hadi bir şeye varıyorlar e, Milliyetçi Hareket Partisi de. Sembolde varamıyorlar. Çünkü bir grup diyor ki "Bozkurt olsun." Öteki grup diyor ki "Hilal olsun." Kavga dövüş iki günde bunu karara bağlayamıyorlar bu kongrede. Ve en nihayetinde bu işi şeye devrediyorlar. Parti yönetimine. Ve parti yönetiminde 3 ile karar veriyor. Bir sonraki toplantıda. Türkiye yıllar sonra diyor ki "Ben diyor 3 hilalin diyor çiziminin kolay olduğu için diyor 3 hilali seçtim." diyor. Çünkü seçim çalışmalarında kolaylık sağlıyordu diyor. Ama tabii bu biraz ne derler onu basit bir okuma. Aslında orada üç ileri seçerek çok açık bir mesaj veriliyor. Yani bizim ideolojimiz budur. Ve bizim e, partinin ismi de Hareket Partisi tabanımız da budur. Nitekim 69 senesinden beri yani MHP amblem ve şey noktasında bu duruşu asla bırakmadı ideoloji. E, bugün bile en e, ne derler onu en layık, en seküler MHP'li bile biz Türk İslam sentezcisiyiz. Belki de deme zorunda kendini hissediyor. Çünkü başka bir şey diyemez, söyleyemez bundan. 69'da böyle bir ayrım yapılıyor. Tabii bu ayrımla beraber partiden kopuşlar da oluyor. Olmuyor değil. İşte atsız çevresinin uzaklaşması var. Yavaş yavaş eski askerlerin çoğu gidiyor artık. Bir Birkaçı kalıyor içeride. En önemlisi Dündar Taşar. Ve Gençler Partisi'nin içine dahil olmaya başlıyor. İşte ülke ocaklarının 68 senesi diyebiliriz bir şey olması, gerçek bir kimliğe kavuşması, ülke ocaklarından gelen gençler giriyor, daha eğitimli milliyetçiler diyeceğimiz milliyetçiler var. Burada e, sizin yani okumanızı isteyeceğim bir isim Nevzat Köseoğlu e, vefat etti kendisi geçen sene. E, onun mesela e, bazı kitap yazıları var, makaleleri var. Sonra kitaplaştırdı. O çok önemli bir isim. Onun çevresindeki isimler de önemli. Bunlar Ötüken'i kuran arkadaş grubu diyelim yani. Mesela bunlar hep partiye giriyor. Bunlar parti bunların partiye girmesiyle beraber artık dergilerde diyelim ve gazetelerde bol bol biz Osmanlı tarihi okuyoruz, bol bol İslam okuyoruz. Efendime söyleyeyim. Yani bir nevi belki de Osmanlı tarihinin yeniden gündeme gelmesi Osmanlı tarihiyle barışma okuyoruz gençler arasında popülerleşmesini görüyoruz. 69-71 yılları arasında bildiğimiz ciddi bir şiddet dalgası var. Yani bu şiddet dalgasının içinde aslında MHP ve ülke ocakları birebir aktör değil. O kadar gelişmiş değiller. Yani ee, sola karşı, sol çok daha ötede. Yani 71'e kadar çok daha organize. Bir nevi ülke ocakları burada bir şey e, denebilir. Yani alternatif ses. Alternatif ses. her yerde var olmasa da alternatif. bir de tabii şeyi çekmeye başlıyor. Tek olması hasebiyle. E bilumum muhafazakar ve Müslüman gençler de çekmeye başlıyor. O açıdan mesela MHP'nin o daha doğrusu ülke Ocakları'nın o yıllarda vefat eden mensuplarına baktığınız zaman dindar isimler. Yani buradan işte şunu gözlemleyebiliyorsunuz o bir alternatif oluşturmuş. Oraya insanlar akın etmiş. Artık orada şeye fazla bakılmıyor. Yani bu milliyet İslam'la uyuşur mu uyuşmaz mı filan. İşte sol dinsizdir. Komünist dinsizdir. Ona karşı Türktür, Müslümandır falan deyip e, başlıyorlar hareket etmeye. Tabi dedim ya 60'tan sonra bu Anadolu'dan gelen bir dalga var. Anadolu ile İstanbul ve İzmir Ankara arasındaki şeyde de fark var yani. E, algıda da fark var. Bunu biz en rahat, en güzel şeylerde görüyoruz aslında. Bildirilerde görüyoruz. Bildirileri inceleme fırsatınız olursa eğer, mesela bir e, Anadolu'daki ülke ocağının yayınladığı bildiriyle İstanbul'daki ülke ocağının yayınladığı bildiri arasında fark var. Tonlama farkı var, e, vurgu farkı var, referans farkı var. Bunların hiçbiri de parti yönetimi tarafından zaten kontrol edilebilmesi mümkün olan şeyler değil. Yani parti yönetimi bunlarla ne uğraşacak gücü var ne de kapasitesi var. Ama gençler orada mücadele ediyor. İşte birisi biraz daha İslami çizgiye öne çıkarıyor. Ötekisi Atatürk'ten bahsetmeye devam ediyor. Ama bu farkı hissedebiliyoruz. Yani bu yapıdaki farkı hissedebiliyoruz. 71'de darbe malum 12 Mart ihtilali. 12 Mart ihtilalinde MHP fazla yara almıyor. Ülkücü hareket çok fazla yara almıyor. Milliyetçilere biraz dokunulmuyor açıkçası. Evet, içeri alınmalar, kapatılmalar var ama e, sol kadar değil. Sol tasfiyeye uğruyor. Yani e, neredeyse e, bütün e, sivil kurumlar işte gençlik örgütleri kapatılıyor. E, Disk olsun, öğretmenler sendikaları filan. Milliyetçiler orada ayakta kalıyor ve e, 1971-73 senesi arasında geçen o boşluktan sonra 74 ile beraber tekrar Piyasaya çıkış görebiliyoruz. Şimdi 70 ila 80 yılları aslında çok daha yoğun yaşanmış. Yani dedim ya 2 hani saat konuşsak dolduracak kadar çok olay var, çok hadise var. En başta birinci nokta bir kere CHP'deki değişim. CHP ne oluyor? İnönü'den sonra Ecevit geliyor. Ecevit ne yapıyor? Ecevit sadece İnönü'nün ismini değiştirmiyor. Ecevit partinin içine... O soldaki gelişen, büyüyen sivil toplumu alıyor. İşte disk anlaşıyor. Öğretmen sendikalarıyla bir dirsek temasına giriyor. Her ne kadar tam şey olmasa da bazı gençlik hareketlerinde partinin içine çekiyor. Böylece CHP bir merkez veya kemalist parti olmaktan sola doğru kayıyor. Nitekim de ilk seçimde en yüksek oyu alıyor yani. 77'de de en yüksek oyu alıyor. O açıdan başarılı oluyor. Tabi Ecevit'in böyle ortaya çıkması MHP için büyük tehdit. Çünkü MHP en baştan beri sola karşıydı sol birden geldi bir iktidara aday oldu. Yani buradan şu var, Ecevit iktidara geldiği zaman bu kadroların devlette yer alması. Bir de buna mukabil tabi MHP'nin aslında milliyetçilerin canını sıkan şey MSP'nin ortaya çıkışı. Çünkü MSP aslında MHP'nin yapmak isteyip yapamadığı bir şey yapıyor. Siyasi başarı kazanıyor. MHP 65 diyelim yani CKMP ile diyelim. 73'e kadar 4. seçime girdi. Şeyle beraber. Belediye filan sayalım. Hiçbirinde başarılı olamıyor. En yüksek oy oranı %3. MSP ilk girdiği seçimde yüzde kaç alıyor? 11.8. Çıkardığı milletvekili sayısı neredeyse 138. Yanılmıyorsam yanlış olmasın. Ya pardon 48 çok özür dilerim. 48. 48 milletvekili çıkarıyor, MHP'nin çıkardığı milletvekili sayısı 3, 73'te. Yani MHP hep dedi ki ben dedi Türk-İslam sentezini te te temsil ediyorum, efendime söyleyeyim ideolojik bir partiyim. Ama bu şeyi yapamadı, bu tabanı yakalayamadı. E, Milli Nizam çıktı, MSP çıktı, birden küt oturdu. Yani o şeyi topladı. E, bu tabii şeyi çok rahatsız ediyor partilileri. Yani bunlar nasıl böyle başarılı oldu ve aynı zamanda da ideolojik olarak da sıkıntı. Yani İslamcı ama nasıl bir İslamcı? Benim gibi bir söylem söylemiyor. Daha ümmetçi bir söylemi var. Doğu'da çok oy alıyor. O da MHP'yi rahatsız ediyor. Çünkü e, Kürtlerden bir yönelim var MHP'ye ilk çıktığı yıllarda. E, MHP diyor ki yani bunlar bölücülük yapıyor, öyle oy alıyor. İşte anlaşıyorlar aşiretlerle öyle oy alıyorlar filan filan derken. Yani MHP aslında bir şeyde kalıyor yani böyle bir ne derler onu? İki arada bir derede kalıyor. Bir tarafta sol, öteki tarafta Milli Selamet Partisi ee, ve bunların iktidara gelmesi. 1974'te, e, 73 seçimlerinden sonra ittifak var. O ittifak yılları çok rahatsızlık partide ve hemen e, ülke ocaklarının yeniden aktive edilmesini görüyoruz biz 74 senesinde. Kapanmışlardı yani. O kapandıktan sonra yeniden aktive ediyorlar. E, ve bu sefer bayağı bir hızlı giriş yapıyorlar. Bu tabi hızlı girişin bir sebebi de darbe sonrası şeyin sağlam kalması. Yani ekiplere fazla dokunulmaması. Yani ülkücü hocalar diyebiliriz, ülkücü sendikacılar veya ülkücü akademisyenler faaliyet göstermeye devam ettiler. Ve bunların yetiştirdiği insanlar daha evrilerek geliyorlar bu sefer 74 ile beraber. Bir de iktidarda tabii Ecevit'in olması komünizm tehdidi daha bariz gözükmesi bunu gösterebiliyor komünizm geliyor diye e, yurt çapında yayılmasına imkan tanıyor MHP'nin ve ülke ocaklarının. 1975 senesi bir diğer kritik sene. Bu senede de bu iktidarın koalisyonun dağılıp MHP'nin karşı bir belki hamleyle Milliyetçi Cephe'yi organize etmesi. Biliyorsunuz Milliyetçi Cephe iktidarında dört tane Temel Parti var yani Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, MHP, bir de Güven Partisi yanlış hatırlıyorum. Efendim? Yok yok şey bu, Güven diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Yani ama üçlü üçlünün önemlisi bunlar. MSP, MHP, şey Adalet Partisi. Şimdi MHP bu iktidarda geçirdiği iki buçuk seneyi, Güzel kullanıyor diyebiliriz. Yani bereketli kullanıyor. Şu açıdan bereketli kullanıyor. Birincisi yetiştirdiği gençleri bir şekilde e, devletteki kadrolara nakli var. Burada özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, ve İçişleri Bakanlığı'nda ciddi bir e, MHP ağırlığını hissedebiliyoruz. Diğer partiler Adalet Partisi, e, Milli Selamet Partisi de bu MHP'nin yaptığı kadrolaşmaya bir nevi göz yumuyorlar veyahut da ...göz yummak zorunda kalıyorlar. Çünkü buna karşı koyabilecekleri bir şey yok. Tabanları yok yani. Adalet Partisi de, Milli Selamet Partisi de... ...yüksek oy alan... ...ama örgütle şey olmayan partiler. <laughs> MHP buralarda örgütlendikçe... ...tabii tabanını da geliştirme fırsatı buluyor. Çünkü vali ve kaymakam ve öğretmen... ...çok mühim. Özellikle Anadolu'da çok mühim. Ve biz 1977 senesine geldiğimiz zaman ülke ocakları sayısının bin olduğunu görüyoruz. Yani bine ulaşmış. Bin ne demek? Yani Türkiye o zaman işte 67 il, vilayet. Neredeyse her vilayette yani ona yakın ediyor yani. Hatta belki bazen de daha fazla. Ülke ocağı bu MHP'nin kendi parti teşkilatının da çok ötesinde bir şey. Diğer partilerin de çok ötesinde bir şey. Şimdi ülke ocaklarının bu kadar yayılmış olması Anadolu'ya tabii bir şey. ...bir ağ oluşmuş yani memleket... E, ...Türkiye sahasında bir ağ oluşturmuş. E, öğrenciler geliyor... ...bu öğrenciler ülke ocaklarında yetişiyor... ...ülke ocaklarında yetişip üniversitelerden mezun olduktan sonra... ...farklı e, birimlerde... ...görev alıyorlar. İşte kimisi... E, ...işçi sendikasında, kimisi... ...öğretmen sendikasında, kimisi poliste... ...kimisi kaymakamlıkta... ...şeklinde bir ağ oluşuyor ve gittikçe de büyüyor. 77'de lakin... ...seçimlerde CHP... ...tekrar iktidara geliyor... İşte bu biraz şey oluyor, ne diyelim, şiddetin, o sokak olaylarının tavan yapmasına sebep oluyor. 77-80 arasındaki hadiseler biraz da bu MHP'nin aşırı büyümesi ve aşırı güçlenmesi. Diğer tarafta da karşıda bir CHP iktidarı. Diğer tarafta yani şunu görüyoruz, hükümet var. Hükümetin içinde, hükümeti kullandığı araçları kontrol eden ülkücüler var... Ve burada bir çatışma var ciddi. 77-80 arasına son 10 dakika bir daha girmek istiyorum. Az da olsa şey, ideolojik olarak tekrar dönüş yapmamız gerekirse, İslamlaşma var demiştik. Şimdi İslamlaşma, işte bu, yani kanımız aksa da zafer İslam'ın gibi şeyler, yani 75 sonrası çıkan şeyler. 1975'ten önce, yani biz bunları çok görmüyoruz. Neredeyse hiç görmüyoruz. MHP şeyinde, söyleminde işte burada da var. Ee, ülke ocaklarında falan fazla gördüğümüz şeyler değil. Ama 70'me sonrası çok var. Bu niye var? Yine ilk noktaya dönecek olursak Anadolu'dan gelen gençlerin önemli bir ağırlığı var. Yani bu Anadolu'dan gelen gençler sıcak çatışmaya da girdiği zaman çok fazla ideolojik bilinçlenme de yok. Direkt İslam'a yönelimi var. Yani direkt İslami söylemler ön plana çıkıyor. Parti yönetiminin her ne kadar Öyle bir algı oluşturulsa da, Türkeş büyük lider falan algısı olsa da, bunları birebir izleme şansı gibi bir şey söz konusu değil. Dergi çıkıyor, bildiri çıkıyor, her gün üniversiteler önünde şeyler dağıtılıyor. Yani bunları nasıl kim kontrol edecek? Mümkün değil. Okumuyormuştu zaten. Türkeş okumazmıştı yani dergileri. Ee, ama bunlar da yayılmaya başlıyor işte. Ee, sadece kanımız asa, aksa da Zafer İslam'ın değil, yani işte İslam milliyetçilik. Mesela diyor ki adam, Mücadelemiz küffara karşıdır diyor bir dergide. Şimdi mücadelemiz küffara karşıdır demek. Yani bir milliyetçinin söylenmesini çok bekleyeceğiniz bir şey değil. Ama dergi manşeti böyle atılabiliyor. İşte İslam coğrafyasına olan ilgide bir artış görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Hep bunları görüyorsunuz. Ee, Tabi burada önemli bir figür yine isim vermemiz gerekir. Musun Yazıcıoğlu. Tek bir isim değil ama bir çevrenin ortaya çıkardığı bir isim belki Musun Yazıcıoğlu yani bir arkadaş çevresi diyelim veya bir ekip. Yani Musun Yazıcıoğlu ve ekibinin burada taşıdığı bir şey var, İdeolojik yük var. 77 senesinde 1976'dan sonra 77'de Musun Yazıcıoğlu genel başkan oluyor, ülke ocakları genel başkanı oluyor ve aslında 80'e kadar da orada yani ideolojik olarak şeyi etkiliyor yani belirliyor. Ee, ideolojik söylemi belirliyor. Dergiler var. Çıkardıkları dergiler var. Bu dergilerin en ciddisi belki bir genç arkadaş dergisi var. Bir de 1979 senesinde çıkardıkları mesela Nizam Alem dergisi var. İsmi Nizam Alem koymuş derginin. Ama o dergi kapatılmış. Türkeş kapatmış o dergiyi. Sonra başka bir isimle çıkarmışlar ama Nizam-ı Alem ocakları sorabiliyorsunuz ve Bebepen'in de şey oluyor yani. Ee, gençlik hareketinin eee ismini Nizam-ı Alem koyuyorlar yani. Buradan biz aslında yani 77 sonrasından biraz da Büyük Birlik Partisi diyebileceğimiz o şeyin doğuşunu gözlemlemeye başlıyoruz yani ideolojik çizginin. Şimdi 77 senesine geldiğimiz zaman işte daha İslamlaşan bir ülke ocakları İktidarda kalan bir milliyetçi hareket partisi var ve iktidarda da CHP var. Böyle bir tablo özetle. 77'den 80'e kadar çatışma. Yani tek diyebileceğim şey çatışma. Çok kısa süreli bir milliyetçi CHP şeyi var, iktidarı var. Ardından gelen 2 yıllık bir CHP iktidarı. Tabii CHP iktidarında olan şey eee ülkücülerden kadroları alıp sola verme. Tabii sol iktidar e, bu kadroları ele geçirdiği zaman e, ...milliyetçilerin kafasına vuruyor. Milliyetçiler bu sefer daha agresifleşiyor. Şiddet olayları artıyor. Kontrol edilemez bir hal alıyor. E, bu teşkilatın içine girip çıkanı kontrol etmeleri mümkün değil. Yani çok fazla suç eylemi var. Çok fazla kontrol edilemeyen suikastlar var. İşte biliyorsunuz, duydunuz. Kahve taramalar olsun. Hırsızlık olayları olsun. Efendime söyleyeyim, bombalamalar olsun. İşte e, bazı evlerin basılıp orada katliamlar yapılması filan. Yani bunlar... Ne kadar kontrol edilebildiği, ne kadar emir komuta zincirinde gerçekleşti, çok şey e, tartışmalı konular. Ama şiddet şiddeti doğuruyor. İşte karşılıklı ölümler ve nihayetinde bu üç sene zarfında yaklaşık dört binden fazla insanın, çoğu da genç, e, hayatında mal oluyor. Yaralananlar ve hapse girenleri de katarsak yani on binler belki de etkileniyor bu olaylardan bir zaman sonra artık öyle bir hal alıyor ki yani ideoloji belki de bir tarafa bırakılıyor. Tamamen bir güç mücadelesi haline geliyor bu mevzu. bu zaman zarfında İslami çizginin iyice tavan yapması, iyice ön plana çıkması işte Türkiye'nin kontrol edememesi artık hareketi birazcık parti içinde tepkiyen neden oluyor. Yani partide bir grup artık demeye başlıyor ki yani biz nereye gidiyoruz? Daha doğrusu biz kimseyi kontrol edemiyoruz yani. İşte Nevzat Köseoğlu'nun bir hatırat kitabı var. O zaman bu partinin genel sekreter yardımcısı aynı zamanda. Şundan çok şikayet ediyor. Yani ben diyor genel sekreterdim diyor. Ülke ocağına gidiyorum adam beni dinlemiyor. Parti teşkilatına gidiyoruz. Gençlerden herkes şikayetçi. İşte olaylar oluyor. Herkes bize bakıyor mecliste. E biz ne yapalım diyordu Yani biz şiddeti durdurmaya çalışsak Türkeş'i aşamıyoruz. Türkeş tek kontrol sahibi. Velhasılı... Böyle ciddi sıkıntılar oluyor parti içinde de. İdeolojik olarak bizim söylediğimiz şeylerin çok dışında şeyler ortaya çıkıyor. Mesela bu e, hangi ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber mi yoksa kanımız aksa da zafer İslam'ın mı hatırlamıyorum. Ama e, Ramiz Ongun'la ben bir görüşme yapmıştım. O demiş o mu demişti hatırlamıyorum da. Bu mesela yasaklanırmış yani. Bu slogan yasaklanıyor ama... Yani bir şey yok. Ertesi gün tekrar yönetimin etkisi azalıyormuş. Yine bir başka dinlediğim anekdotta şu vardı. Mesela bir cenaze merasimi sonrasında dua olmuş. Duada herkese işte rahmet okunurken Atatürk'ün ismi zikredilmiyor tabi. İşte Cumhuriyet büyük Atatürk okumuyor, geçiliyor, gidiliyor. Şimdi Türkeş yanına çağırıyor bu duayı okuyanı. Sen diyor Atatürk'ü söylemedin diyor. <laughs> söylemedin. Sen diyor Atatürk'ün diyor önemini anlamamışsın diyor. Bu memleketin Atatürk diyor temel şeydir diyor, harcıdır diyor. Böyle ufak bir şey veriyor yani ona. Bu tip nüanslar, bu tip şeyler çok varmış gençlikle Türkeş arasında. İşte mesela hani e, belki konu geçti ama anlatmak anlatmam gerekirdi unuttum. Biraz daha önceleri yine Ramizong'un parti teşkilatına gittiği zaman yani bir konferansa girdim diyor. Şimdi ben konferansa girdim diyor. Konferansa diyor hiç şey yok diyor. Ee, tamamen bayanlar var diyor. Ben diyor utandım diyor şimdi parti teşkilatına. Adam demiş, siz demiş milliyetçiliği anlatacaksınız, şöyle anlatacaksınız, böyle anlatacaksınız. O da demiş ki, yani demiş biz milliyetçiliği köye gittiğimiz zaman en başta bir kere imamla konuşmamız lazım yani. Köy meydanına adamları toplayacağız. İmam yanımızda olacak. Ya demiş o da sen imamı ne yapacaksın demiş. Sen gerici misin demiş. Bırak böyle işleri. Laf atışmasına girmişler. Bunu kovmuş salondan. Muzaffer Özdağ kovmuş. Bu tabi çok morali bozulmuş ama sonra bunu bir gelmiş bir teselli etmiş. Ya demiş bak senin çok moralin bozuldu ama bunlar demiş gidici. Siz burada kalıcısınız demiş. Yani sen moralini bozma. Nitekim öyle oldu diyor. Onlar diyor gitti biz kaldık diyor. Benzer şeyler 75 sonrası daha sıklıkla ceryan ediyor. Yani yöneticilerle şeyleri çatışması, e, bu gençlerin çatışması daha sık ceryan ediyor. Türkiye hep böyle şey rolünü oynamış. Yani sakinleştirici veya bunlara fazla takılmayın önemli olan sizin sola karşı mücadelenizdir demiş. Ve nihayetinde 80'e kadar getirmiş. Tabii 1980 senesinde de o 8 aylık dilimde şiddet olayları artık her gün mergitte belki de 3 4 kişinin e, vefat ettiği, her gün bombaların patladığı bir dönem. Birazcık e, anlaşılan o ki işte e, belli güç odaklarının da manipüle ettiği bir dönem ve en sonunda darbenin gelişi var. Tabi darbe aslında sadece MHP'yi kapatmakla kalmıyor. Yani bütün bu o gelen e, gençlik hareketinin, ülke ocaklarının da kapatılması, birçoğunun hapse girmesi efendime söyleyeyim diğer Organizasyonlarının da kapatılması manasına geliyor. 80 senesinde sayı 1250'ye ulaşmış. Neredeyse 1250'ye yakın şube var. Sadece bu dil, bunun dışında işçi sendikaları var, polis teşkilatı var, öğretmen teşkilatı var. Bütün bunlar da kapanıyor. Ülkücü hareket mensuplarıyla konuştuğunuz vakit, 1980 sonrasında, daha doğrusu 80 darbesi olmasaydı, kendilerinin iktidara geleceği yönünde bir inanç var. Ya da kendilerinin siyasi olarak olmasa da en azından kadro olarak iktidara gelecekleri inancı var. Geriye dönüp bakıldığında çok imkansız değil. Çünkü ülkenin eğitimli nüfuzuna hükmeden bir kitle bu. Yani geriye dönüp baktığımızda şunu görebiliriz. Türkiye'nin nüfusu kaç? 70'te. 50 milyon bile değil kaç kişi okula gidebiliyor üniversiteye? Çok çok az. Bu üniversiteye gidenlerin bir de ideolojik olarak okuyan kesminin milliyetçi olduğunu düşünelim. Yani aslında her ne kadar bir çapulcu kavgacı imajı verilse de yani bu mücadeleye giden adamlar e, üniversite mezunu, Türkiye'nin iyi üniversitelerinde okuyan eğitimli insanlar. E, bu eğitimli insanlar bir yerde kendilerini orada ne derler? Artık feda mı ediyorlar diyelim? Ya da yani çok daha farklı yere bile gelecekken hapse düşüyor adam. Öyle diyeyim Ya da teknik üniversite mezunu, belki mühendis olacak, belki bürokrat olacak cezaevine giriyor. Tutuklanıyor. Böyle bir sürü insan var. Yani böyle sayısı binlere varan insan var. Ki aslında Alpaslan Türkeş ile Dündar Taşeri'nde, İlk başta yola çıkarken söylediği şey şuymuş: Biz e, Türkiye'nin e, milliyetçi bürokratlarını, milliyetçi e, akademisyenlerini, milliyetçi bilim adamlarını yetiştireceğiz. Şimdi böyle bir aydın kitle yetiştireceğim derken, bütün bunların birden sokak mücadelesine girmiş olması aslında biraz da bir ne derler onu e, tahmin edilemeyen veya kontrol edilemeyen bir sonuç, belki de bir strateji hatası. Ama 80 sonrasında ciddi bir duraklama, ciddi bir darbe, hapiste geçen yıllar, zaten ölümler var. Ve 87'de ancak Türkeş kendine gelip çıkabiliyor. İşte tekrar parti kurulabiliyor. Ama artık o eski gücü yok, o eski tabanı yok, o eski gençlik şeyi yok. Zaten Sovyetler Birliği de dağılmak üzere. Ve derken çok daha farklı bir şey de profilde ortaya çıkıyor. En nihayetinde bir de 1991-92 senesinde yine bildiğiniz gibi yani bir şey var, ayrım var. Ee, Büyük Birlik Partisi kuruluyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları partiden kopunca sadece kendileri değil o beraber e, geliştirdikleri şey de kopuyor, yapı da kopuyor partiden. Yani MHP içindeki e, daha İslami duyarlı, hassas diyelim kesimin kopuşu var partiden. Bu MHP söylemini etkiliyor derken MHP 90'lı yılları çok daha düşük bir profilde geçiriyor. İşte Türkeş'in vefatına kadar böyle devam ediyor. Yani ben dedim ya 80 sonrasında çok fazla girmek istemiyordum. Ama hani birkaç kelimeyle bitirmek iyi olabilir. 97'de Türkeş vefat etti. Yani sonrasını zaten çoğunuz da hatırlıyorsunuz. Devlet Bahçeli iktidara geliyor. MHP birden bir iktidar yapıyor. Yani e, pik yapıyor. %18 oy alıyor. Ama bunu fazla koruyamıyor. Şu anda da %15 bandında devam ediyor. İdeolojik olarak yine takip ettiğiniz gibi fazla bir e, Türk İslam sentezi muhafazakar milliyetçilik hissedemiyoruz. E, etnik söylemlerin ağır bastığı bir MHP görüyoruz şu anda. E, kültürel konuları yine çok fazla gündemde gündeme getirilmediği bir MHP görüyoruz. Mesela 70'li yılların MHP'sinde kültür çok önemli bir sorun yani. Yani insanlar ne okuyacak? İşte üniversitedeki öğrenci, akademisyenler e, neler öğretecek? Yani üniversite öğrencileri e, nasıl eğitim almalı? Efendime söyleyeyim. Tercüme eserler çok mühim. Tarih çok önemli. E, referans kaynaklarımız çok önemli. Benzer bir üretimi biz bugün göremiyoruz. Daha doğrusu son 10-15 senedir göremiyoruz. Bunu aslında milliyetçi camia kendi içinde de itiraf ediyor. Yani biz o eski üretkenliğimizden uzaklaştık diyorlar. Gerçekten de bugün yani bir milliyetçi düşünür, ideolog dediğimiz vakit aklımıza gelen herhalde yani kimse yok. Ortaya çıkan bir yer doldurabilen kimse yok. Bu 70'lerde 60'larda daha şeymiş, bereketliymiş ideolojik olarak da kısırlaşmış daha çok siyasi kısa vadeli siyasi hedefler peşinde bir MHP var diyebiliriz. Tabii milliyetçi, milliyetçilik çizgisinin de eski muhafazakar milliyetçiliğin kaybolmuş olması, biraz daha ulusalcılığın ağır basıyor olması, kısmen Milli Selamet Partisi'nin var mirasçısı diyebileceğimiz e, Refah Partisi'nin sonra da AKP'nin güçlü bir şekilde iktidara gelmiş olması, MHP'nin o şeylerin de biraz o alanında kapatmış olduğunu söyleyebiliriz. Aslında mesela bugün Tayyip Erdoğan'a bazen dinlediğimiz vakit sanki 70'li yılların Türk eşini dinliyorsunuz. Ama tabii MHP'lilerin bunu kabul etmesi çok kolay değil. Yani ideolojik olarak metni önümüze aldığımız zaman aynı metin diyebiliriz. Yani bu kim karıştırabiliriz hatta. Bu tabi dediğimiz gibi yani ideolojik önceliklerin biraz daha ikinci plana atıldığı bir parti yapılanması neticesidir herhalde deyip bitirelim.